Hazır mıyız? Tamam o zaman. Hadi ya Allah, bismillah. Bismillah. Hayırlı olsun. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile birlikte Kahramanmaraş'ta 278 milyon TL değerindeki 16 tesisin temelini attı. Herkesin namazı kutlu olsun. 12 Şubat Stadyumunda düzenlenen törenin açılış konuşmasını DSİ Genel Müdürü Murat Acu yaptı. Saygıdeğer Kahramanmaraşlılar, bugün 278 milyon TL bedelinde 16 adet tesisin temel atma merasimini gerçekleştireceğiz. 2 adet sulama, 1 adet baraj, 3 adet baraj ve sulaması, 1 adet gölet ve sulaması, 7 adet taşkın koruma, 1 adet Orman Genel Müdürlüğümüzün tesisi, 1 adet Doğal Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün tesisi olmak üzere 278 milyon TL'ye mal olacak tesislerle 90 bin dekar tarım arazisi, 23 milyon metreküp su depolayacağız, tarım arazisini sulayacağız. Bir ilçe, 6 mahalle ve bir tesis taşkınlardan korunacak. Bunlar da tabii taşkın koruma amaçlı yaptıklarımız. Ben 278 milyon TL'ye mal olacak tesislerimizin Kahramanmaraşlılara hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ardından kürsüye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç geldi. Erkoç yatırımların Kahramanmaraş'a hayırlı olmasını diledi. Orman ve Su İşleri Bakanımız bereketiyle geldi. Hamdolsun bu mübarek günde Kahramanmaraş'ımıza yeni müjdelerle geldi. Daha doğrusu daha önceki verdiği müjdelerin temellerini atmaya geldi. Kahramanmaraş'ımıza çok önemli hizmetler yapılmasına vesile oldu Sayın Bakanımız. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hem orman ve su işleri alanında hem de belediyecilik alanında mesire alanları oluşturmamızda başta menzilet olmak üzere ve diğer çalışmalarımızda Kahramanmaraş'ımıza su temini konusunda yaptığımız çalışmalarda bizlere vermiş olduğu destekten dolayı kendilerine minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Bakanımız, şehrimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Başkan Erkoç'un konuşmasının ardından Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan da bir selamlama konuşması yaptı. Sayın Bakanımıza, bütün genel müdürlerimize Kahramanmaraş halkı adına teşekkür ediyorum. Böyle bir hizmetlerle bizleri buluşturduğu için bugün de daha önceden hem Sayın Başbakan Yardımcımızın takibi, Sayın Bakanımızın projelendirip icraata koymasıyla yapmış olduğu bir sürü göletler, barajlar, orman alanında, meteoroloji alanında yaptığı hizmetlerden müteşekkiriz. Bugünkü hizmetlerin de ilimize hayır uğur getirmesini diliyor. Hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar diliyorum. Teşekkür ederim, saygılar sunuyorum. Konuşmaların ardından 278 milyon TL değerindeki 16 tesisin temeli atıldı. Temel atma töreni sonrası stadyumda vatandaşlarla buluşan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ve Bakan Eroğlu 10 bin kişiyle iftar sofrasında bir araya geldi. Sevgili seyirciler, Kahramanmaraş'ta Ramazan-ı Şerif'in sonlarına doğru yaklaşırken yine çok büyük, çok geniş bir gönül sofrasına bu akşam ev sahipliği yapıldı. 10 bin kişilik iftar programı tertip edildi. Bu akşam 12 Şubat Stadyumunda Başbakan Yardımcımız Veysi Kaynak ve Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu da bu iftar programına eşlik ettiler. Bugün burada sadece iftar programı değil, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın milyonlarca liralık temel atma programı da yine bu akşam gerçekleştiriliyor. 10 bin kişilik bir kalabalık var hemen sol tarafımda, görüntülerde izleyeceğiniz üzere. Kahramanmaraş adına güzel bir gün, yatırımlarla dolu güzel bir gün, bereketli bir gün. Bu Ramazan-ı Şerif'in bereketi de yansıdı. Her zaman o sıcak ilgi, alaka hem partimizde hem de Büyükşehir Belediye'mizde var. Binlerce kişinin katıldığı programa biz de katıldık. Tabii bizim için önemli olan burada hem iftar programı hem de yatırımlardı. Orman Su Bakanımız burada, Başbakan Yardımcımız burada. Yani bu yatırımların devamını diliyoruz Aksu TV aracılığıyla. Türkoğlu'ndaki Kahramanmaraş'taki bütün kardeşlerimizin de iftarını kutluyorum inşallah Murat Bey. Teşekkür ederim. Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geldiğince işler aksamadan organizasyonu gerçekleştirmeye çalıştık. Bütün 10 binin üzerinde bir katılım var. Yemekler aynı şekilde organizasyon, Büyükşehir Belediyesi ve şirketlerle birlikte halkımızla iç içe birlikte bir iftar geçirmeye hedefliyoruz. Şu an için katılım çok güzel, enerji çok güzel, insanların ilgisi çok güzel. İnşallah birlik beraberliğimizin pekişmesine vesile olur. Güzel bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Çok mutluyum. Çok. Herkesin Ramazan'ın mübarek olsun, kutluyorum. Hem yatırımlar yapılıyor, hem iftar yapacağız. Evet, tabii çok mutluyuz.
Bakanımıza çok çok teşekkür ederiz. Bu organizasyonu yapan kişilerden Allah razı olsun. Başkanlarımızdan, bakanımızdan. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Çok memnunuz. Bu yatırımların böyle iftar yemeklerin devam etmesini dileriz. Güzel bir topluluk, güzel bir ortam. Çok teşekkür ederiz. Ellerine sağlık hepsinin de. Allah'ım hayırlı iftar eylesin inşallah. Programda orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve Orköy kredi sertifikaları dağıtım töreni gerçekleştirildi. Sayın Bakanım. Çek, fırat çek. Sayın Bakanım. Programa katılan vatandaşları fidan dağıtımının ardından program sona erdi.